İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin ikinci toplantısının 7. oturumu. Seçim öncesi kampanya tartışması. Ermeni kültürünü koruma misyonuna sahip Mkhitaryanlar. Antik Teymusa'daki Likya Nekropolü. Piskopos Bagrat Artsakh'ı ziyaret etti. Ermeni şehri Türkiye'ye nasıl verildi? Yunanistan Türkiye'yi uyarıyor. Boğazı vurabiliriz. Nobel ödüllü Artem Pataputyan Yerevan'da. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin ikinci toplantısının 7. oturumunun gündemindeki bir sonraki konu seçim öncesi kampanyanın organizasyonuydu. Parlamento Başkanı Neli Arutyunyan, Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve milletvekilleri arasında konuyla ilgili fikir alışverişi gerçekleşti. Parlamento Başkanı Neli Arutyunyan, bu yılın son genel kurul toplantısının Aralık 2022'de gerçekleşeceğini ve ardından 2023 yılının Aralık ayına kadar milletvekili saflarını doldurma fırsatının olacağı ön seçim kampanyası yılı ilan edileceğini duyurdu. Kampanya elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Aralık 2023 seçimlerinde yarışan adayların sayısını belirlemek için ilgili bir komisyon oluşturulacak. Bu bağlamda Ulusal Meclis Başkanı hazır bulunanlara belli sorular yöneltti. Konuşmanın tamamı web sitemizde okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bugün yaklaşık 20 rahibi bulunan Mkhitaryan cemaatinin kurucusu Mkhitar Sebastatsidir. Şu anda 21 rahip on binlerce eserin korucusu ve öğrencisidir. Bunlar İncil'in Orta Doğu ve Avrupa'daki Hristiyanlık tarihini takip eden gerçek hazinelerdir. 200 binden fazla kitap, bazıları 9. yüzyıla kadar uzanmakta olan 5 binden fazla el yazması değerli bir mimari tarz kütüphanesinde özenle korunmaktadır. Mkhitaryanlar merkezi Yerevan'ın kuzeydoğusunda botanik bahçesinin yanında yer almaktadır. Açık tarih kitabı olan bu rahiplere daha fazla zaman verilmelidir. Acaba onların sayısının az olması toplumun geleceğini tehlikeye mi atıyor? Papaz Elia'ya göre evet doğru giderek azalıyoruz ama umut etmek için sebep var. Bir gecede yok olmayacağız. Birçok arkadaşımız var. Açıklanan çalışmayla bağlantılı olarak Yerevan'daki Mkhitaryanlar manastır kompleksindeki görev zor görünüyor. Ermeni hafızasının ve kutsal metinlerinin emanetçileri hizmetlerine devam ediyor. Her nesilde sayılar azalsa da yeni zirvelere tırmanacaklar. Yeni nesil eğitiliyor. Manastır hayatını ve yayıncı mesleğini inceliyorlar. Bu sıradan bir fenomen değil. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Antik Likya Nekropolü, üç ağız anlamına gelen modern Yuchagiz köyünün limanının doğu kesiminde yer alan antik Teymiussa'nın kalıntılarıdır. Teymiussa, Antalya'daki diğer antik yerleşim yerleri gibi bir zamanlar Likya monarşisinin bir parçasıydı. Herodot'a göre Likya sakinleri Girit'ten gelme ve Zeus ile Laodamia'nın oğlu Kral Sarpedon'un nesillerindendir. Minos tarafından sürgüne gönderildiler ve Antalya'ya yerleştirildiler. Likyalıların kendi dilleri benzersiz alfabesi vardı. Aslında Teymiussa hakkında çok az bilgiye sahibiz. Akdeniz uygarlığı yaklaşık M.Ö. 1200 yılında yıkıldı. Likyalılara çokça atıfta bulunan Herodot'a kadar Likya tarihindeki boşlukları dolduracak efsanelerden başka bir şey yoktu. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. 7. yüzyılda inşa edilen ve Katolikos'un ikametgahı olan Hagopavank Manastırı, birçok manastırımız gibi bugün de harap durumda. Davuş Piskoposluğu'nun Facebook sayfasında Bagrat Piskopos'un Artsakh ziyaretini yansıtan fotoğraflar paylaşıldı. Davuş ve Artsakh Piskoposları Bagrat Sırpazan ve Vırtane Sırpazan'ın belirttiği gibi tapınaklarımızın durumu hayatımızın doğrudan bir yansımasıdır. Hagopavank Manastırı'nın restorasyonu ve çevredeki altyapının oluşturulması Artsakh'ın yeni yaşamının bir sembolü ve bir esin kaynağı olabilir. Piskopos Vırtanes şöyle konuştu. Bizim ovalık Artsakh'ımıza Nahçıvan'a bakın, hiçbir şey kalmadı. Her şeyi imha ettiler. Bugün milletimiz kendi kendisiyle düşmana hiçbir şey veremeyeceğimize dair bir anlaşma imzalamak zorundadırlar.
her vatandaş bu kadar net bir karar verirse Milli İttifak olur. Piskopos Bagrat ise kalbimiz zaferle birlikte ve bu zafer yeniden başlasın. Hagopa Bank'ın restorasyonu ile yeniden önümüze çıksın dedi. 1877-1880 Rus-Türk Savaşı sonucunda Batı Ermenistan'ın Artvin şehri Rus İmparatorluğu'na ilhak edildi ve yeni oluşturulan Batum bölgesinin bir parçası oldu. Ermenilere karşı uygulanan soykırım olan Armenosit'ten önce şehirde ağırlıklı olarak Ermeniler yaşıyordu. Ayrıca burada 11 Ermeni kilisesi inşa edildi. 1914 Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Batum ve Kars bölgelerinin çoğunu işgal eden Türkiye, daha sonra Artvin, Ardahan, Ardanış ve diğer işgal altındaki topraklarda savaş bahanesiyle Ermenilere karşı katliamlar düzenledi. Artvin, Bolşevik ve İttifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Brest-Litovsk Uzlaşma Antlaşması'nın imzalanmasından sonra 3 Mart 1918'de Türk birlikleri tarafından ele geçirildi. Şehir 1918 yılının Mart ayı sonlarında Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin kontrolünü ele geçirmesine kadar çok kısa bir süre Türk kontrolünde kaldı. Gürcistan'ın Sovyetleştirilmesinden ve bazı bölgelerinin daha sonraki işgalinden sonra Artvin, Kazım Karabekir komutasındaki Türk birlikleri tarafından tekrar Türkiye'ye teslim edildi. Bolşevik Rusya ile Türkiye arasında 1921'de imzalanan Moskova-Kars antlaşmaları bu toprakların Türkiye'ye devredilmesini kararlaştırdı. 16 Mart 1921'de Moskova'da Rusya ve Türkiye Ermenistan'ın iradesine karşı mevcut Ermenistan-Türkiye sınırının çizildiği dostluk ve kardeşlik antlaşmasını imzaladıklarını hatırlatalım. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait Fransa'dan yeni satın alınan Rafal savaş uçakları Atina ile Ankara arasındaki gerilimin tırmanmasının sona ermesi durumunda Scalp adlı seyir füzeleriyle İstanbul bazını vurmaya hazır. Emekli Yunan amiralı Konstantinos Ekkolfopoulos'a göre Yunanistan, gemilerin geçişi için boğazın tamamen kapatılmasına yol açacak boğaz üzerindeki köprüleri yıkma olasılığını düşünüyor. Uzmanlar, Türk S-400 uçak savar savunma sistemlerinin varlığına rağmen Scalp seyir füze saldırısının başarılı olacağı riskinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. Nobel Ödüllü bilim insanı Artem Pataputyan Yerevan'da. Pataputyan, Yerevan'da bilim ve iş günlerine katılacak. 13-17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe Synapsis Armenia Başkanı Yerevan Zoryan, TUMU Yaratıcı Teknoloji Merkezi Müdürü Marillu Papazyan, New York Üniversitesi Profesörü Georgi Derlukyan, Ermenistan-Amerikan Üniversitesi Profesörü Armen Herlopyan gibi diasporadaki Ermeni uzmanlar ve diğerleri katılacak. Etkinliğin amacı bilim ve işletme arasındaki bağlantıyı, bilimsel başarıların işletmede nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermek, bilimi gençler arasında cazip kılmaktır. Artem Pataputyan'ın moleküler biyolog olduğunu, Lübnan'da doğduğunu, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde okuduğunu ve 1986'da Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığını hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Taliska Hovhannisyan tarafından seslendirilen Ham Parsman Hanti Lalayem Kahel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.